Dünyanın en soğuk ve ulaşılması zor kıtası Antarktika'ya Türk bilim adamları ilk kez toplu olarak gidiyor. 7 üniversite ve TÜBİTAK'ta görevli 13 uzman bir hafta beyaz kıtada kalarak bilimsel araştırma yapacak. Türkiye ilk kez çeşitli bilim dallarının uzmanlarından oluşan bir uzman heyetiyle beyaz kıtada 15 gün boyunca araştırma yapacak. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bayram Öztürk'ün girişimleriyle ilk kez tıp doktorları, botanikçiler, harita ve jeoloji mühendisleri, deniz bilimleri uzmanlarından oluşan Türk ekip Antarktika'ya gitmek için hazırlanıyor. 13 kişilik araştırma ekibi 29 Mart'ta yola çıkacak. Buradan Buenos Aires, oradan Ushuaia, Ushuaia'dan gemiye bineceğiz, gemiden Antarktika'ya ineceğiz. Türk bilimciler kıtanın 50 millik alanında araştırmalar yapacak. Benim çalışacağım konu Antarktika ekosistemindeki iklim değişikliğine bağlı yabancı gelecek, yabancı türlerin dağılımı. Yani dışarıdan gelen iklim değişikliğine bağlı türler. Başka bir, benimle çalışacak olan başka arkadaşlar var. Onların mesela konusu Antarktika ekosistemindeki kirlenme. Kara çalışmaları yapacağız, deniz çalışmaları yapacağız, deniz canlılarına yönelik atmosferik çalışmalar yapacağız. Oradaki tabiatı, canlıları, değişimleri, deniz buzlarını inceleyen çalışmalar ortaya koyacağız. Daha önce Antarktika'da 2 yıl çalışan Öztürk, Türkiye ile Antarktika'yı kıyasladı. Türkiye'nin kışı, Antarktika'nın yaz mevsimi diyen Öztürk, zor koşullarda çalışacaklarını ifade etti. Şimdi Antarktika'da -20 ile başlayan soğuklar var. Şu an orada kış başlangıcı ve çok büyük ekstrem hava koşulları bizi bekliyor olacak. Onun için özel kıyafetler istettik. Bütün ekip aynı kıyafetleri giyecek ve korumalı kıyafetler olacak. Dünyanın geleceğini ışık tutmak için çalışacak ekipten Burcu Özsoy da araştırmanın detaylarını anlattı. Benim ilgi alanım deniz buzları ve küresel ısınmayla bu buzların değişimi. Biliyorsunuz halk arasında şu an çok gündemde, buzlar eriyecek, dünyası altında kalacak. Benim çalışma konum da deniz buzları. 7 üniversiteden uzmanların bulunduğu geminin açık güvertesinde Antarktika'nın balinaları ve penguenleri de gözlemlenebilecek. Yırtıcı hayvanlarla yüz yüze gelmeyeceğiz. O tarz deniz canlılarıyla ilgili çalışmaları gemi üzerinden gerçekleştireceğiz ama kıtada penguenler mevcut olduğu için çok fazla korkutmuyor onlar bizi.